Her şey bacağımda küçük sızılar hissetmemle başladı. Yakalandığı hastalıkla mücadelesi, yaşama sevinci ve yüzünde hiç eksik olmayan gülümsemesiyle tanındı. Kanserle mücadelenin sembol isimlerinden biri oldu. Alışveriş merkezine gittim, şortumu giydim, makyajımı yaptım. Dedim ki ben hayata karışmalıyım, bu hayatı hak ediyorum. Nesli Can Tay daha önce 3 kez kanseri yenmeyi başardı. Tümör nedeniyle 2017 yılında bacağını kaybettiğinde... Hayallerimin peşinde koşmak için bacaklarıma ihtiyacım yok demişti. Sosyal medyada tedavi sürecinde yaşadıklarını paylaştı. Kanser hastalarına umut olmaya, morallerini yüksek tutmaya çalıştı. Dördüncü kez kansere yakalandığını duyuran Nesli Can Tay, bir kez daha galip geleceğini söyledi. Üçüncü kere, dördüncü kere. Bana ne? Beşinci yere de, dördüncü yere Bana ne? Dedim, hayır. Devam ediyor işte. Bak, hayattayım. Ne oldu kansere? falan. <laughs> Bu moddayım. Sonra geçtiğimiz günlerde. Te kanserin, kemoterapi aldığın tedavinin kanserle tekrar çakıştığını öğrendim. Arkadaşları, sevenleri ve ailesi Nesli Can Tay'dan güzel haberler bekliyordu. Ancak durumu ağırlaştı. Tay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından sosyal medyadan taziye mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalan üzüntüsünü gittin ama giderken güzellikler bıraktın, umut bıraktın, yaşama azmi bıraktın geride diyerek paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Tayın kararlılığıyla herkese örnek olduğunu vurguladı. Fenerbahçe Tayın sarı lacivertli forma ile bir fotoğrafını yayınladı. Milyonlara vazgeçmemeyi öğrettin satırlarına yer verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ta taziye mesajları yayınladı.